Birinci delik, burası 4 bar. İkinci delikteyiz. Solda göl var ama hafif sağdan net bir çıkışla gayet fairway'i bulmak mümkün. İlerideki bunkerlar ilk vuruşta gelmek için oldukça zor. Zaten şu anda bulunduğumuz yerde genelde ilk toplar bitiyor. Delik ikinci vuruşta hafif sola doğru. Burası 4 bar bu arada. Deliğin hemen yanında bir bunkerımız var ama genelde ikinci vuruşta, üçüncü vuruşta ya da buraya net bir şekilde gelmek mümkün. Deliğin etrafı da çok fazla eğimli değil. Evet, üçüncü delik. Burası 5 par. Oldukça keyifli deliklerden. Şimdi ilk vuruşu göstereceğim. İlk vuruşta ileride yol olduğu için ve yolun kenarında yaklaşık bir 10-15 santimlik yükselti olduğu için ya direkt karşıdaki fairway'e atmak lazım topu ya da buralarda bir yerde kalmak lazım. Yerden vuruşlarda topun bu yolun kenarındaki çıkıntıya takılıp kalma ihtimali var çünkü. O yüzden ya iyi bir hızlı vuruşla bu yolu geçmek ya da şu anda bulunduğumuz yerde kalmak gerekiyor. Üçüncü delikte ikinci vuruşu anlatayım. Ya burada yolun öncesinde kalıyoruz ya da fairway'e geçiyoruz demiştim. Buradan devam ediyoruz. İkinci vuruş ileride iki tane bunkerımız var. Onlara dikkat ederek yapmak gerekiyor. Aslında bunkerların içinde kalmak da çok büyük sorun yaratmıyor. Buradaki golf greenini kullanarak da güzel bir açıyla üçüncü vuruşu buradaki tepeleri aşarak deliğin oraya doğru yapmak mümkün. Deliğin olduğu yerde aşağı doğru hafif bir eğimle geliyor ve oldukça düz. Topu 3. vuruşta buraya attıktan sonra 4. vuruşta bitirmek veya en kötü 5 ile tamamlamak mümkün. 4. delikteyiz. Burası 4 par. Çıkışta eğer top oldukça iyi giderse şu solda ağaçların biraz ilerisinde göl hemen öncesinde çalılar var. Çalılardan dolayı göle kaçmasa da maalesef vuruş imkanı vermeyen ve cezai sebep olan bir durumda gelebiliyor top. Oldukça aslında ilk ve ikinci vuruşta mesafe alınabilecek bir yer. Buranın en güzel özelliklerinden bir tanesi şu anda göreceğimiz fairway. Müthiş bir fairway kalite olarak ve top inanılmaz derecede akıyor. Mesafe uzun gibi gözükse de en azından bir 15-20 metre avantaj sağlıyor güzel vuruşlarda. Deliğimiz sağda hafif bir çukurun içerisinde sayılır. Yine topu bu civara attıktan sonra her açıdan oldukça kolay bir vuruş sağlıyor. 5. delik çıkışındayız. Burası da 4 par. Deliğimiz ileride bunkerın arkasında. Şimdi gidiyoruz. Çıkışta eğer siz yine sola yanlış bir vuruş yapıp çıkarsanız çalılar ve ceza alma durumu ortaya çıkabilir. İlk vuruşta şu anda bulunduğumuz yerlere kadar, şu sağdaki bunkerın oraya kadar gelmek mümkün. Yine fairway harika burada. İkinci vuruş en önemli vuruşlardan bir tanesi. Şimdi deliği göreceksiniz. Delik tam olarak çukurda değil, eğimde bir yerde aslında. İkinci vuruşta sokmak geldiğimiz açıdan oldukça zor olsa da buradaki çukur alana indirdikten sonra 3. vuruşta veya en kötü 4. vuruşta sokmak mümkün. 6. delik çıkışındayız. Burası 3 par. Deliğimiz ileride şimdi geçeceğimiz 2 bunkerın arkasında yine yer alıyor. Yine burada bol bol bunker önü ve arkası delik var. Oldukça keyifli. İlk vuruşların bunkerı bulduğu da oluyor. Çünkü yine fairway harika. Top oldukça kayıyor.
şurada solda golf green'e de giden toplar oldu bugün ve oradan da güzel bir açı var. İkinci vuruşu bu açıdan yapanlar da oldu. İkisi de aslında gayet temiz. Yine bunkerların arkasında olmasına rağmen yine düz bir alanda. İki de gayet deliğin yanına gelebileceğimiz bir delik oldu burası. Delik 3 par. Burada henüz çıkış noktasını netleştiremedik. Çünkü burası aslında hole in one deliği olsun diye konuştuğumuz bir delik. Belki biraz daha çıkışını öne alacağız. Deliğin önünde bir ufak bir tümsek var. Bu da aslında işi biraz daha renkli hale getiriyor. Hole in one'ı oldukça zor hale getiren bir durum. O yüzden çıkışı öne alma ihtimalimiz var. Ve deliğin olduğu yerde de sağ veya sola kayma ihtimali var. Hole in one için oldukça zor bir delik olsa da yine de oldukça keyifli bir delik oldu. Evet, 8. delik 5 bar. Burası da oldukça uzun deliklerden bir tanesi. Sağda ve solda çok fazla engel yok. Hani ağaçlar var sağda ama aralarından da vuruş imkanı veriyor. Yine müthiş bir fairway'miz var. Top buraya geldiği anda inanılmaz güzel akıyor zaten. İlk vuruşta genelde buralara gelinebiliyor. İkinci vuruş biraz daha sola doğru bir açıdan. Şimdi sağda ileride delik var. Yaklaşınca oldukça avantaj sağlayabiliyor. İki tane düzgün ve uzun mesafeli vuruş ve üçüncü vuruşla deliğin oraya gelmek mümkün. Oldukça düz bir alan. Uzaktan da bence güzel vuruşların yapılabileceği bir delik burası. 9. delik çıkışındayız. Yine burada bir önceki deliklerde olduğu gibi bir yol engelimiz var. İlk vuruşta aslında yolu geçmek oldukça kolay. Yerden değil, havadan bir vuruşla karşıdaki fairway'e çok rahatlıkla geçebiliyoruz. 9. delikte eğer fairway'e geçersek yoldan yine oldukça düz, uzun bir vuruş yapma şansımız var. İkinci vuruşu genelde şu anda gireceğimiz fairway'e yine atarsak burada top oldukça mesafe alıyor. Deliğe gayet yakın bir yere kadar, neredeyse buralara kadar akıyor top. İkinci vuruşta neredeyse buralara kadar gelmek mümkün. Bu delik en keyifli deliklerden bir tanesi. Çünkü gördüğünüz gibi iki bunkerın arasında yer alıyor. Ve şu anda bulunduğumuz yere kadar bir ufak bir eğim var, açı var. Topu aslında deliğe sokamazsak deliğin çevresinde kalmak oldukça usta işi diyebilirim. Bunkerlar sağda ve solda. Nispeten kolay vuruş açıları var deliğe doğru yerden. Ama yine de üçüncü vuruşu deliğin yanına yapıp dörtte bitirebilmek mümkün. 10. delikteyiz. Buranın çıkışının hemen önünde iki tane bunker var. Genelde yukarıdan hızlı bir vuruşla bu bunkerları geçip yine topun gayet hızlı aktığı fairway'e indirdiğimiz anda mesafe alabiliyoruz. Yine sağda da görebileceğiniz bunkerlar var. Hani kötü bir vuruş ortada bitebilir ama düz net bir vuruşla bu fairway'e girdiğimiz anda neredeyse buralara kadar top geliyor. Deliğimiz ileride sağda. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Yine ikinci vuruş, eğer ilk vuruş fairway'de kalırsa buralara kadar, golf green'ine kadar gelebiliyor. Burada da çok güzel deliğe doğru kullanabileceğimiz açılar var. Deliğin olduğu yerde gördüğünüz gibi neredeyse dümdüz. Gayet keyifli, hoş bir delik. 11. delikteyiz. Burası 5 par. Gördüğünüz gibi aslında dümdüz. Solda göl ve önündeki çalılar, sağda ağaçlardan oluşan bir delik. Nispeten kolay gibi gözükse de soldaki çalılara gidenler oldukça. Buradan tabii topun sekme ihtimali yok. O yüzden ceza almak olası. Sağın belli yerlerinde bu sahada delikte sola doğru çok hafif de olsa eğim var. O yüzden bunu özellikle gösteriyoruz. Sağda ağaçların arasında aslında vuruş imkanı veren yere sahip. Yine ortadan düz 2-3 vuruşla deliğin oraya gidilebiliyor. 5 parmağımız tekrar. Yine burada da fairway olacağı bir deliğe. Sağda da yine kalitesi, çalıklar, düz olmayan fazla vuruşlar buralara gidebilir. Bu kadar düz bir delikte cezaya
sebep olabiliyor. Eğer fairway kullanıp sağ sola kaçmadan gelebilirse 3. vuruşta deliğin ağzına kadar gelmek mümkün. Yine burada bolca gördüğümüz gibi bunker önü bir deliğimiz var. Hafif deliğe doğru, yukarıya doğru bir eğim var. Çok hafif ama güzel bir vuruş, tatlı bir vuruş deliğin yanında bitebilir. 12. delik çıkışındayız. 4 barlık bir delik. Deliğimiz ileride solda. Burada yine bir yolu geçmemiz gereken bir ilk vuruşumuz var. Aslında rahatlıkla geçip sağdaki fairway'e girebiliyoruz. Burada sağda ilk vuruş fairway'de kaldıktan sonra karşıda deliğimiz var. Biraz yukarıya doğru eğimli bir delik burası. Oradan çok güzel bir açıyla deliği görebiliyor. Deliğin yanında kalabiliyoruz. Ve deliğin arka tarafına da gitse yine de düz bir yer var. Çok fazla ileriye mesafe almıyor. Yine dediğim gibi aşağıdan ilk vuruştan sonra ikinci vuruşta deliğin oraya kadar gelmek gayet mümkün. Üçüncü delik çıkışı. Burası 4 par. Delik solda kalıyor biraz. O yüzden sağ ayaklar için güzel bir çıkış açısı var. Sol ayaklar için de aslında mesafe alınıp gidilebilecek bir durum. O yüzden çok büyük bir dezavantaj yaratmıyor. Çok fazla falso verilirse aslında şu çalılara doğru eğim olduğu için bu taraflara gelme ihtimali var ama az önce de gördüğünüz gibi oldukça geniş bir alan. Biraz ortaya doğru veya sağa doğru vurup gelmek mümkün. Deliğimiz hemen karşıda. Buraya deliği hafif soldan bulunduğumuz yere göre soldan görecek güzel bir açıya ikinci vuruşta gelmek mümkün. Biraz sağda kalırsak şuradaki tepeyi kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu da işi biraz zorlaştırıyor. Deliğin olduğu yer nispeten düz. Biraz şu anda durduğumuz yere göre solunda ve sağında eğim var. Ama dediğim gibi soldan yaklaşırsak deliği gayet düz bir şekilde karşıdan görebiliyoruz. 14. delik çıkışındayız. Burası 4 par. Buranın çıkışının değişme ihtimali var ama şimdilik size böyle gösterelim. Yine ilk vuruş gayet uzun. Fairway'i kullanarak mesafe alabileceğimiz bir vuruş. Solda yine göl etrafı çalılar var. Burası biraz eğim de olduğu için yine çalılara doğru kötü vuruşlar cezayla sonuçlanabilir. Sağda bunkerlar var ama ilk vuruşta bu tarafa kadar gelmek çok olası değil. İkinci vuruş. Eğer şu sağdaki bunkerı sakınıp buradaki golf green'ini kullanabilirsek şu anda karşıda göreceğiniz deliğe doğru müthiş bir vuruş açısı var. Deliğin olduğu yerde çukur olduğu için gayet rahat 3'te sokmak mümkün. Bugün bu bunkera da düştüğümüz oldu ama deliğin oraya doğru gayet rahat 3. vuruşu atmak ve şanslıysak sokmak olmadı 4'te bitirmek mümkün. 15. delik çıkışındayız. Burası sahanın en ilginç deliklerinden bir tanesi. Çıkışımızı buradan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi önde çalılık bir alan var. Yeni dikilmiş ağaçlar var. Buraya buggy ile giremeyeceğimiz için size gezerek göstereyim. Burayı geçmek ilk vuruşta oldukça aslında rahat. Havadan orta hızda bir vuruş karşıya çok rahatlıkla geçiyor. Tabii oradaki küçük ağaçlara takılmazsak. Şu anda bulunduğumuz yerden ilerideki ağaçların hemen arkasındaki deliğe doğru çok az bir eğim var. Ama buradaki çimen diğer fairway'ler gibi topu akıtan bir yapıda değil. O yüzden çok fazla akmıyor top. Ama ilk vuruş genelde bulunduğum yere kadar geliyor. Biraz daha sola gidenler de oldu bir açı yakalayabilmek için. Çünkü deliğimiz hemen burada. Eğer ilk vuruşta geldiğimiz yer açı müsaade ederse ikinci vuruşta deliğe kadar çok rahat bir vuruş var. Yine en kötü 3 vuruşta bitirebileceğimiz ve delik etrafının nispeten düz olduğu bir yer. 16. delik çıkışındayız. Buranın parı 4. Yine nispeten açık bir alan var. İlk vuruşta bu alanın ortalarına doğru düz bir vuruş yapmak mümkün. Sola da gitsek çok büyük problem yaratmıyor. Yine aynı şekilde sağda kalsak çok büyük problem yaratmıyor. Ama ortadan gitmek ilerideki bunkerlar nedeniyle biraz daha avantajlı. Burada iki tane bunkerımız var. Sanıyorum bir tane. Burada
hemen bunkerın arkasında çukurda müthiş keyifli bir deliğimiz var. Sağda da kalsak golf greenini kullanarak buraya düz bir vuruşla inmek mümkün. Yine ilk vuruşta solda da kalsa top bunkerı sakınarak buraya ikinci vuruşta inmek mümkün. 7. delik çıkışındayız. Burada hemen ileride bakım alanı var. Burası biz oynarken olmayacak turnuvada. O yüzden yine net mesafeli bitirdiğimiz bir ilk vuruş yapılacak. Delik ileride sağda. Sağ ayaklar için biraz fairway solunda kalmak daha avantajlı ikinci vuruş için. Ama buralarda da olsak yine gördüğünüz gibi nispeten düz bir vuruşla deliğe ikinci vuruşta gelmek mümkün. Ve deliğin etrafı da sola çok az eğim olmasına rağmen yine öyle çok dert yaratacak bir eğimde değil. Çok rahatlıkla bitirebileceğimiz keyifli bir delik. 18. delikteyiz. Burada da 4 par. Delik şu anda ilerideki tepenin arkasında olduğu için gözükmüyor. İlk vuruşta yine mesafe alabileceğimiz, yine akan fairway kullanabileceğimiz bir delik. Genelde burada ufak tefek çukurlar var. Oralarda kalıyor top. Burada bunkerımız var. Buraya kadar atmak da mümkün. Aslında fairway bayağı topu taşıyor çünkü. Hemen sonrası delik buradan öncesinden gözükmüyordu. Böyle hafif birkaç tepemiz var. Solda bunkerımız var. Yine Titanic'teki gibi, son delikteki gibi soldan aşağı eğimli gayet keyifli bir delik. Deliğin arka tarafında ağaçlar var ama oradan vuruş açısı yakalamak mümkün. Deliğin etrafı gayet düz. Geliş yönüne göre soldan sağa doğru da tatlı bir eğimimiz var. Burası da son deliğimiz.